Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Sodexo ve Peryön ortaklığındaki bugünün işi programını yeni yılda yepyeni bir konuyla başlatmak istedik. Bu üçüncü buluşmamız. Dönüşen çalışma düzeninde ücretlendirme ve yan haklar konuşacağız bugün. Ve bu konuyla ilgili dört farklı perspektifi getireceğiz. Ve eğer sizlerin de soruları olursa zaten YouTube üzerinden takip ederken yazabilirsiniz. Şu anda canlı izleyemeyenler için de ayrıca Peryön ve Sodexo hesaplarından bu buluşmamızı izleyebilirsiniz. Şimdi ben size tek tek konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Aramızda Mehmet Koçak var. Mehmet Bey İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Müşavir Bilirkişisi, eğitmeni ve aynı zamanda kendi danışmanlık şirketinin sahibi. Diğer taraftan Peryön'den, yönetimden mesai arkadaşımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İdil Hanım. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar hepimize. İkinci konuğumuz Feride Gündüz. Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İcra Kurulu üyesi. Ve kendisinden hem insan kaynakları tarafını hem de birazcık yan haklar üzerinden ipuçlarını alacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese. Doktor Devrim Keklik de aramızda. Kendisinden Pozitum'un ortağı, eğitmen. Aynı zamanda yıllarca profesyonel yöneticilik yaptı. Kendisinden bu işin psikolojik boyutunu, birazcık insani taraflarını dinleyeceğiz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba İdil Hanım, merhaba Mehmet Bey, merhaba Feride Hanım. Herkese selamlar. Merhabalar. Ve son konuğumuz da Zeynep Yıldırım, avukat. Uçum Avukatlık'ta yönetici ortak. Zeynep Yıldırım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz hep birbirimize siz hoş geldiniz dedik ama yıllarca birbirimizle mesai arkadaşlığı yapmış olduğumuzu az önce kulis sohbetlerinde konuştuk. Hakikaten insan kaynaklarını işi yönetirken hem sosyal güvenlik açısından hem diğer iş hukuku açısından devrimlerden destek alarak bol bol paslaşarak çalışmışız yıllar içinde. Umarız size güzel bir çerçeve sunabiliriz her tarafından bakarak. Ama her zaman yaptığımız gibi isterseniz önce bir altyapısını kuralım. Hani neyi konuşacağız ve şu anda en heyecanlı olarak tabii ki ücretlerin belirlenmesi var. Asgari ücret artışı var. Bu konuda böyle bir altyapı yapabilmek için önce Mehmet Bey ile başlayacağız. Bir iki sorumuzla ardından herkesin yorumlarını almayı sürdüreceğiz. Mehmet Bey, yani ücret deyince Ocak'ta ücret artışı dediğimiz zaman tabii ki asgari ücretteki %50 artış hemen akla geliyor. Bunu çok detaylı her yerde konuştuk. Ama sizden şimdi farklı ipuçları duymak istiyoruz. Yani asgari ücretli çalışanlar için elbette çok iyi oldu bu geçimi kuvvetlendirmek. Diğer taraftan kurumlara getirdiği bazı zorluklar, halledilmesi gereken konular da var. Bir miktar bu konulardan bize bahseder misiniz? Önünüze gelen gündemler neler? Öyle başlayalım. Efendim şimdi asgari ücret her yıl Aralık ayında oturur asgari ücret tespit komisyonu belirlenir. Resmi gazetede yayınlanır. Takip eden yılbaşından itibaren asgari ücret geçerli olur. Baktığımızda bu yıl asgari ücret diğer yıllara göre biraz daha farklı belirlendi. Geçmiş yıllarda asgari ücret 2021 yılında %21,56 artmıştı. Bu yıl asgari ücret 3577,5 liradan 5004 liraya çıktı. Brütü %39,87 arttı. Neti ise %50,51 arttı. Şimdi her yıl Ocak ayında birçok parametre değişir. İnsan kaynakları yöneticileri, mali işler yöneticileri bu parametreleri tanımlamaya başlarlar. Bu yıl apayrı bir dönüşüm sağlandı. Çünkü asgari ücrete kadar gelir vergisi ve damga vergisinin istisna tutulması o kanunla sağlandı işte. 7349 sayılı kanunla 5004 liraya kadar asgari ücretten alınan gelir vergisi ve 5004 liraya kadar alınan damga vergisi istisna hale getirildi ve 1 Ocak'tan itibaren asgari geçim indirimi kaldırıldı. Çalışanlar, uygulayıcılar, işverenler olarak bu anlamda yeni asgari ücretin bize yansımaları var. Olumlu yansımaları var. Ekonominin canlanması da sebebiyet verecek. İnsanların gelir düzeyleri düştü. Çünkü hayat pahalılığı bu anlamda bayağı bir ilerlemiş durumda. İşte en son TÜİK tarafından yayınlanan TÜFE
36.8 üfe biliyorsunuz 80'lere dayandı. %50 bir artışla ekonomiye bir anlamda bir yeni bir nefes olacağını görüyoruz. Bir taraftan da tüm çalışanlara bunun yapılmış olması da vergide bir adalet sağlandı. Kayıt dışılığı azaltıcı etkisi olacağını düşünüyoruz. Yani memurlar, sözleşmeli personeller, işçiler için, herkes için bu anlamda asgari ücret vergi dışı bırakıldı. Böylece aylık ortalamada 755 lira bir avantaj sağlanıyor. Yıllık toplamda ise 9.064 lira gibi bir avantaj sağlanıyor. Bu kayıt dışılığı ortadan kaldırma, ekonomiye bu anlamda yeni bir ivme kazandırma, işveren maliyetlerin %50 değil de %40 oranında artırılması, çalışanın daha fazla eline ücret geçmesi tabii bu anlamda olumlu etkileri. Bir taraftan da asgari ücret ülkemizde tabii çok geniş bir kesimin almış olduğu ücret. Şu anda 16 milyon 300 bin işçimiz var çalışan. 5.004 liraya gelerek aslında asgari ücret seviyesi %92'ye geldi. Yani 5.004 ve altında 15 milyon 300 bin çalışanımız var. Toplam bu, çalışanların ne kadarıdır Mehmet Bey? %92'si şu anda. Eskiden %37'siydi. Yani asgari ücret alan 3.577,5 lira alan %37'siydi. 147 liraya kadar olan kısım %20'siydi. Toplam baktığımızda %57 civarında bir şey görüyorduk. Şu anda 5.004 liraya çıkışla %92'sine kadar geldi. Yani toplu sözleşmeli olan yerler, kurumsal iş yerleri, kayıtlı olan iş yerleri dışındaki bütün yerler baktığımızda asgari ücret seviyesine geldi. Tabii asgari ücret şu anda bir medyan ücret gibi karşımızda. O nedenle asgari ücretle beraber kıdemler arasında bir sıkıştırma etkisi, domino etkisi, merdiven etkisi de karşımıza geliyor. Şu anda yani kalifiye olmayan bir arkadaşa vereceğiniz 5.004 lira, nette 4.253 lira 40 kuruş verdiğinizde onun bir üstündeki arkadaşlarımıza, ilk kademe yöneticilerimize ona göre ücret dilimlerinin ve farklarının ayarlanması gerekiyor. Aksi halde iş yerindeki çalışma huzurunun ve barışının bozulması gibi bir durum söz konusu ortaya çıkabilir. Yani artık insan kaynakçılarımız ve mali işlercilerimiz şimdi bir bütçe yapmak zorundalar. Çünkü biliyorsunuz Kasım ayında TÜFE 21.31'di. Herkesin beklentisi yıl sonu 25'le mi biter, 28'le mi biter, işte baz etkisiyle şöyle mi olur derken pat diye 36.08 oldu. Şimdi o güne kadar ücret araştırmalarına baktığımızda ücret araştırmaları işte atıyorum %30'lar civarında bir ücret artışları bütçeleriyle karşı karşıyaydık. Asgari ücret açıklandıktan sonra ve TÜFE açıklandıktan sonra artık bütün şirketler şu anda tekrar ek bütçe yapmaya başladılar. Yeniden... Tam yeri gelmişken Mehmet Bey, tam yeri gelmişken Peryon'un yaptığı araştırmanın sonucunu söyleyeyim. Mercer Türkiye ile Peryon işbirliğiyle hemen Aralık'ta asgari ücret belirlendikten sonra ne olacak, ne yapacağız diye bir anket yapıldı. 17 sektör, 22 şehirden 673 tane şirketle. Aynen söylediğiniz gibi katılımcı şirketlerin %40'ı ara artış bütçesi ayırdı. Yani tek başına o %30'u gelecek yıla bütçelemiş olabilirler ama yine aradan önden bir artış vermeyi istediler. Ve ek bütçe oranı ise %15 civarında oldu. Yani aslında diyelim ki Nisan'da, Temmuz'da artış verecekti ve söylediğiniz şekilde bütçeleyecekti. Ama asgari ücretle bu aralar sıkıştığı için hızlıca ek artış bütçeleri koydular. Şimdi bizim ülkemizde doğru söylüyorsunuz. Yani bu anlamda hatta bazı şirketler tek seferlik ödemeler yapıldı. Ekim-Kasım aylarında işte 2022 Ocak'ta yapılacak zamma mahsuben zamlar yapıldı. Ama bunlar her birisi yeni bir parametre açıklandığında iş yerindeki çalışma barışını sağlayabilmeniz için siz ücret dengesini, yan haklar dengesini korumak zorundasınız. Bununla ilgili işte yemek çekleri, ulaşım ödenekleri, baktığımızda işte internet ödemeleri, ısınma, soğutma giderleri, İşte elektrik ödemeleri, işte ofis ekipmanlarının ödemeleri ve yemek ödeneği gibi bir takım ek menfaatler de sağlanmaya başladı. Çünkü artık hani ne dedik? Dönüşen çalışma düzeninde ücretler ve yanaklar dediğimizde artık uzaktan çalışmaları konuşuyoruz, kısmi çalışmaları konuşuyoruz, hibrit çalışmaları konuşuyoruz. Bununla ilgili asgari ücretin bu artışıyla beraber ücretleri sıkıştırmasıyla beraber yeni modellemeler, yeni hususlar karşımıza geliyor.
Evet, haklısınız. Size soracağımız birçok şey daha var aslında bakarsanız. Çünkü yani saymakla bitmeyecek bu değişikliğin, merdiven etkisi dışında başka konular da var biliyorum. Çünkü ben sizin soru cevabınızı da izledim. Peryön Genel Sekreteri Emre Tamer'le yaptınız. Çok güzel bir yayın. Buradan duyuralım. Teşekkür ederim. Hakikaten Peryön YouTube hesaplarında hala var. 2,5 saat. 2,5 saati de dinledim. Gerçekten bu konunun detaylı açıklaması var. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Mehmet ederim. Bey, siz o kadar çok şey söylediniz ki iş yeri huzuru, çalışma barışı. Onun için hemen Doktor Bey'i davet edelim dedim. Dilan, teşekkür ederim. Çok aslında güzel bir noktanın altını çizdiniz. Şimdi Mehmet Bey tabii bütün gerçekleri izole çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Hem de sayılarla ortaya koyuyor. Ben önce herkese bir merhaba demek istiyorum. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi birkaç şeyin altını çizmek lazım. Biz esasları konuşuyoruz. Ama insan ilişkilerinde biliyorsunuz usul esastan önce geliyor. Yani ne söylediğinizden daha ziyade nasıl söylediğinize insanlar bakıyorlar ve bunu dinliyorlar. Çalışma ortamında, iş yerinde mutluluk, iş yerinde motivasyon konularını uzun yıllardır çalışıyoruz İzmir Hanım. Hatta sizinle beraber de çalışıyoruz. Ve dönüp baktığımızda bazı realiteleri kabul etmek gerekiyor. İnsanlar sonuçta kararlarının çoğunu duygularıyla alıyorlar. Ve bizler ister İK olalım, ister yönetici olalım, duygularımızın etkisiyle bazen algılanan gerçek, gerçekten daha gerçek oluyor beyin için. O yüzden ben neyi algıladığımız, nasıl değerlendirdiğimizi çok önemsiyorum. Şimdi yapılan çalışmalar, özellikle bizim nöral temelli çalışmalara dönüp baktığımızda insanların bazı faktörlerden daha fazla etkilendiğini biliyoruz. O yüzden bunların paylaşımında, konuşmasında, ortaya konan ve gerçekleri ifade ederken gerçekten acaba biz mesela adalet kavramını doğru ele alabildik mi? Mehmet Bey altını çok güzel çizdi. Ya da itibar kavramını yeterince koruyabildik mi? Kesinliği yaratabildik mi? Mesela siz dediniz ara ödemeler yapmaları gerekecek, ara farklılıklar için bir bant açtılar, bir bant koydular dediniz. Feryon'un çalışması da bunu söylüyor çok net bir şekilde. Yani başka bir deyişle belirsizlikle baş edebilmek için kesinliği artırmak için bir çaba harcıyoruz. Bir yandan da inisiyatif de vermek gerekiyor. Yani burada bir esneklik alanı da yaratmak gerekiyor. Ve insanları dahil etmek gerekiyor bütün alınan kararlara dönüp baktığınız zaman. İnsanlar dahil olduğu kararlarda sorumluluğu paylaşıyorlar. Taşın altına beraber ellerini koyuyorlar. Ve olabildiğince insanların kendi doğal ya da otantik halleriyle olmasını çok önemsiyorum. Böyle kısaltınca İdil Hanım şey gibi oluyor, Aikido gibi oluyor. Adaleti, itibarı, kesinliği, dahil olmayı, inisiyatifi, otantikliği korumanızı sağlayan bir iletişim kurmuş oluyorsunuz aslında bakarsanız. Şimdi motivasyon Devrim, deyince o kadar güzel söylediniz ki burada izleyen ve bilenler varsa bu Aikido'ya bayıldım. David Rock'ın Scarf dediğimiz İngilizce doğru. kullandığı modeli harika uyarlamışsınız. Doğru. Bu tam Hakikaten. scarf modeli zaten. Ben de onu biraz böyle daha doğunun biraz hani savunma sanatına dönsün ve doğru ifadelerle şekillendirelim diye altını çizdiğim bir kavram olarak kullanıyorum. Bir daha tekrar eder misiniz Aikido'yu bize? Tabii. Mesela adalet diyoruz bir numara. Aynı zamanda insanların itibarı çok önemli diyoruz. Kesinliği korumak çok önemli diyoruz. İnisiyatif vermek çok önemli diyoruz. Dahil etmek çok önemli diyoruz. Ve otantik olmalarını yani kendileri gibi olmalarını sağlayacak doğallıkta olan bir iletişimi çok önemli buluyoruz. Eğer bu tekniğe uygun hareket ederseniz herkesin tabii acısı bir farklı kanalda olabiliyor Dilan Hanım. Kimi daha adalette öncelikli, kimi daha itibarda öncelikli olabiliyor. Ona göre de dili yumuşatmak, dili doğru üslupla hareket edecek şekilde paylaşmak daha mümkün. Ama günün sonunda bütün bunlardan insanlar etkileniyorlar Dilan Hanımcığım. Motivasyon da ve mutluluğa da baktığımız zaman belki ilerleyen aşamada daha derin konuşuruz ama insanlarda bir ödül ve ceza algısı vardır biliyorsunuz. Biz buna motivasyon 1-0 deriz. Hala günümüzde psikomotor becerilerle uğraşan insanlar için bu geçerlidir. Yani bir psikomotor beceri inşasını yapıyorsanız, davranışları pekiştiren veya sönümlendiren alışkanlıklar için ödül ve ceza kullanmanız doğaldır. Yani yanaklarda, ücretlerde bazen bu şekilde algılanırlar. Ama işin motivasyon 2-0 boyutunda, yani işin içine bilişsel fonksiyonlar girdiğinde, davranışsal komponentler kompleks hale geldiğinde, yani analitik düşünmesini istediğiniz, stratejik düşünmesini istediğiniz, vizyoner olmasını istediğiniz kişilerde, bu sefer işin içerisinde yaptığı işte bulduğu anlam, yaptığı işte kişinin alabildiği inisiyatif veya otonomi düzeyi ve aynı zamanda kişinin yaptığı işte ustalığının ne kadar zorlandığı gibi faktörler de işin içine girer. Ücret politikaları eğer doğru ifade edilir, doğru şekilde paylaşılır, mesela yan haklar dediğiniz kavramlar eğer kişilerle doğru bir dille, doğru bir iletişim planıyla
paylaşılırsa bu algıyı güçlü bir şekilde yönetmek ve aslında doğru algılatmak mümkün olabilir Dilan Hanımcığım. Onun altını hocam doğru bir dil ve doğru bir iletişim derken örnekleyebilir misiniz? Mesela kötü örnek veya iyi örnek nasıl tavsiye edersiniz? Ben aslında biraz pratik olmaktan yanayım Dilan Hanımcığım burada. Şöyle biliyorsunuz iletişimde kelimeler toplam iletişimin %7'sini oluşturuyor. Bunun üzerine koyduğunuz tonlama %38'ini oluşturuyor. Bunun üzerine koyduğunuz beden dili de %55'ini oluşturuyor. Şimdi bir kısım beden dilini kaybettik. Artık uzaktan iletişim kura kura orada bir kaybımız var. Çok basit örnek vereyim. Mesela bazı kelimeler var ki ben onlara böyle sihirli kelimeler diyorum. Onları kullanmak, alışkanlık haline getirmek, dile yansıtmak iyi. Bazı kelimeler de toksik kelimeler. Onlardan da uzak kalmak, onları da minimize etmek çok daha kritik. Örneğin hepimiz biliriz ama kelimesi toksik bir kelimedir. Ama fakat lakin kullanarak kullanacağınız cümlenin ilk kısmını öldürürsünüz. Ya da içine eğer belki kullanıyorsanız, yani bir tür havet diyorsanız, o zaman da aslına bakarsanız kafayı karıştırıp belirsizliği artırıyorsunuz. Ve bu da insanlarda kaygıyı artıran bir faktör olarak karşımıza geliyor. O yüzden bir şey kesinse, kesin olan kısmı kadar iletişim kurmak, belki yerine neyin gerçekten evet olduğunu net bir şekilde ortaya koymak, bu tür iletişimlerde çok kritiktir. Mesela keşke kelimesini kullanmayı bırakın diyorum ben. Ya da lazım kelimesini kullanmayı bırakın diyorum. Bunun yerine Türkçenin en güçlü kelimesi çünkü. Türkçenin güçlü kelimelerinden biri mümkün. Türkçenin güçlü kelimelerinden biri iyi ki. Yani bazı deneyimleri yaşamak insanlar için aslında çok öğretici ve geliştiricidir. Biz genelde krizleri öldük bittik modüyle algılarız. Ama aslında krizler kendi içerisinde aslında başarının tohumlarını da barındırırlar. O yüzden doğru iletişim biçimi geleceğe insanları daha vizyoner bir şekilde hazırlamayı da sağlar diye düşünüyorum İlhan Hanım. Bunun altını önce bir çizmek isterim. Kelimelerin de yükü var değil mi? Yani emek demekle çalışmak demek arasında nasıl bir fark var? Kesinlikle. Bu aralar daha da hassaslaştık toplum olarak kelimeler konusunda. O yüzden iyi seçmek, doğru kullanmak, doğru ifade etmek, onu doğru bir tonda kullanmak bizim için her zaman daha kritiktir tabii. Ben bu söylediklerinizin hakikaten bir kez daha altını çizmek isterim. Çünkü herhangi bir ücret artış duyurusu, e-maili vesaire bile üzerinde 40 defa düşünülmesi gereken, değdiği noktana nasıl iz bırakacağının analiz edilmesi gereken ve bahsettiğiniz Aikido şartlarını taşıyor mu, taşıyamıyor mu? Açık bir yer var mı? Elimden geleni, emeği ödüllendirdiğim belli mi? İçinde toksik kelime var mı diye analiz edilmeli diyorsunuz. Kesinlikle mesela. Hiç bu haftalarda yapılan ücretlendirme konferanslarında hiç tartışılmayan bir konu. Katkılarınıza çok teşekkürler. Tekrar geleceğiz zaten. Şimdi tabii ki bir insan kaynakları CHRO bakışıyla Feride'ye sorayım. Zor günler çalışmalı, yoğun çalışmalı günler geçiriyoruz. Sizin tabii buraya davet ederken neredeyse Feride iki şapka var. Yani tabii ki bir İK'cı olarak nelere dikkat ediyorsunuz? Ücret dönemini nasıl yöneteceksiniz? Bir şirketinizden de bağımsız bir İK'cı olarak görüşünüzü merak ediyoruz. Hem de biraz bize aşağıdan bilgi verebilir misiniz? Çünkü Sodexo yüzünden başka kurumların sizden taleplerini biliyoruz. Hani ücretlendirme ve yanaklar açısından nasıl talepler geliyor? Başka kurumlar ne düşünüyor? Belki bir derli toplu bilgi verebilirsiniz. Tabii ki. Herkese merhaba tekrar. Ben de mutlu, sağlıklı bir yıl diliyorum tüm izleyicilerimize. Şöyle toparlayayım. Önce büyük resimden başlamak istiyorum sevgili İdil. İşte toplam ücret yönetimi dediğimizde işte baz ücret, kısa ve uzun vadeli teşvikler ve yan haklar. Üç ana kategorisi var toplam ücret yönetiminin. Bir de aslında hani nakdi olmayan eğitim, gelişim fırsatları, kariyer fırsatları gibi noktalar tüm toplam ücret yönetiminin ana bileşenlerini oluşturuyor. Tabii bu dönemde pandemiyle birlikte çeşitlilik, yani her şeyde olduğu gibi açıkçası daha esnek, daha çeşitli, çalışanların farklılaşan ihtiyaçlarını kapsayan yan haklar ve ücret yönetimi gerçekten de insan kaynakları profesyonelleri olarak İlk sıralarda yer aldı. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de bunun yanı sıra hani Türkiye'deki ekonomik dalgalanma, emekte yaşadığımız bir takım darboğazlar nedeniyle gerçekten bu ücret ve yan haklar birinci sıraya oturdu. Ana gündemimizdeki ilk sırada şu anda. Nelere aslında bakıyoruz? Tabii bağlılık, hani bağlılığın
DNA'sı değişti diye İK profesyonelleri olarak aslında tartışırken bu noktada bağlılık ve çalışana destek. Gerçekten de ben hani çok samimiyetle söylüyorum. Hani biz de Sodexo'da aynı şekilde tüm İK profesyonelleri olarak çalışanlarımıza nasıl destek sağlayabiliriz bu ekonomik durumda? Çünkü gerçekten de hani belli noktalarda hani maddi gereksinimlerini karşılayabilecekleri noktalarda destek olma ihtiyacı var ki sonrasında diğer hani ihtiyaçları karşılayıp çözebilirim. Dolayısıyla bu noktada bizler hani epey paylaşımlarda bulunduk kendi içimizde. Bazı ücretten başlayacak olursak tabii bu içinde bulunduğumuz ekonomik durum nedeniyle özellikle şunlar değişti. Hani biz de Sodexo olarak hem o şapkamla söylüyorum hem de genel piyasa olarak söylüyorum çok rahatlıkla bunu. Daha kısa vadede hani makroekonomik göstergeleri daha kısa vadede yakından takip eden daha kısa vadeli yılda bir ücret artışları yerine daha çok hani yılda iki defa hatta yılda üç defa bulunulan sektördeki dinamikler de göz önünde bulundurularak birden fazla ücret artışı yapıldığını görüyoruz. Aslında çok Mehmet artış Bey'in döneminde de geri döndük açıkçası gerçekten. Kesinlikle. Bizim kariyerimizin kesinlikle en başında öyleydi. Evet, şimdi tam onu söyleyecektim. Benim de hani kariyerimin ilk yıllarında çok yüksek, işte yüksek iki haneli artışlar ve yılda en azından iki defa ücret artışları vardı. Yine aynı şekilde buna dönüş olduğunu görüyoruz. Artık sadece işte TÜFE değil, işte ÜFE, gıda enflasyonu gerçekten de hani biz İK'cılar olarak o makroekonomik göstergeler ne nasıl hesaplanıyor, nasıl etkileniyor noktasında çok yakın takip ettik. Şirket genel müdürleri ve yönetim kadrosuyla birlikte. Aynı zamanda tabii tek seferlik ödemeler biraz önce Mehmet Bey'in değindiği gibi çok fazla yer buldu. Aslında Ocak ayında çok hani ben de kariyerime ilk başladığımda Ocak ayıydı. Ocak ve Temmuz'du yılda iki defa yapıldığında ücret artış zamanı. Bu dönem ve daha sonraları aslında işte Mart, Nisan gibi biraz daha ilerleyen dönemlere kaymıştı. Belli sebeplerden dolayı piyasayı daha iyi takip edebilmek noktasında. Şu anda pek çok şirket aslında tekrar Ocak ayına en azından enflasyon, ekonomik koşullar nedeniyle oluşan durumu kompanze etmek için öyle diyeyim. Ocak ayına daha hani geriye çekmiş oldu. Piyasadaki en büyük hareketlilik aslında hani buralarda gibi gözüküyor. Bir de yan haklar tarafına gelecek olursak, aslında pandemiyle birlikte değişen, çalışan ihtiyaçları doğrultusunda hani yemek ücretleri, hani yemek kartı var. Yani şunu çok direkt olarak söyleyeyim, ben Sodexo şapkamla da aslında bunu söylüyorum. Hani pandemi, işte ekonomik takım sıkıntılar ama yemek ücretleri gerçekten de çalışanın artık değiştirilemez bir hakkı olarak konumlanıyor Türkiye'de. Dolayısıyla hiçbir şirket, hiçbir işveren çalışanların yemek kartından herhangi bir tasarrufa gitmedi. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta bu noktada hani yeni durumda limitleri biraz daha işte asgari ücret artışı, enflasyon dikkate alarak hatta onun da üzerinde bir yemek günlük ücretine artış olduğunu görüyoruz. Yeni dönem ortalama nedir? Aklınızda var mıdır ortalama yemek ücretini şöyle olarak söyleyeyim. Yani. Tabii hani genel piyasa dediğimizde irili ufaklı tüm şirketlerin içerisinde bulunduğu bir piyasadan bahsediyoruz. Devletin tanıdığı bir gelir vergisi istisnası, bunu takip eden şirketler var. Ama genel olarak baktığımızda da daha 50-55 gibi rakamları görüyor olduk. Daha çok hani asgari ücret ve asgari ücret artışının biraz daha üzerinde gerçekten de gıda enflasyonunu takip ederek hani böyle bir kavram da girdi açıkçası, yeni bir gösterge. Gıda enflasyonu oranında yemek ücretlerini artırmak şeklinde ilerleyen şirketler de oldukça fazlaydı İdil. Ben de tam onu söylemem lazım. Yani çoğunlukla 45 falan gibi duyarken ben 60-62 duyduğum kurumlar da oldu açıkçası. Hani evet, gerçekten daha büyük şirketlerde doğru. Evet, evet. Çok küçük ölçekli bazı KOBİ'lerde bile
çok çok farklı ödemeler yaptıklarını gördüm. Gerçekten heyecanlı bir dönem. Yan haklar da çok değişiyor her tarafta. Kesinlikle. Bu dönemde aslında hani bir de teşvikler kısmına değinmek istiyorum. Yemek ücretlerine yapılan artışların hem çalışanlara hem de işverenlere bir takım getirileri var, faydaları var açıkçası. Hem maliyetler anlamında hem de çalışanın cebine giren net rakam anlamında. Çünkü devletin sağladığı bir takım teşvikler var. Hem gelir vergisi noktasında hem de SGK anlamında. Dolayısıyla o noktada da şirketler bunu kullanmasını hani bildiler. Hani burada destek ana amacıyla ilerledi şirketler açıkçası. Hem çalışanlarına destek olmak için hem de kendi maliyetlerini dengeli yönetmek için. Evet, yemek ücretlerine yapılan hani büyük artışlar çalışana daha fazla olumlu anlamda etki etti diyebiliriz. Buyurun, devam edin. Yanaklar tarafında ben birkaç madde daha sayacağım. Hani Pam ile birlikte artık hani hibrit çalışmalar dedik. Teknoloji ve ev ofis yardımları. Artık bu da hani yemek gibi, sağlık sigortası gibi hani yanaklar havuzuna girmiş haklardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ve tek seferlik ödemeler, yani bazı ücret tarafında söylediğim şeyi aslında yanaklar tarafında da tekrarlamak istiyorum. Bu noktada şirketler çalışanların desteklemek amacıyla tek seferlik işte ödüllendirmeler, hediye çekleri anlamında yardımlar, desteklerde bulundular. Biz de mesela hani biraz somutlaştırmak da istiyorum bu noktada. Ekim ayında Sodexo olarak tüm çalışanlarımıza hem güçlü iş sonuçlarımızı çalışanlarımızla paylaşmak başarımızı hem de onlara ekonomik anlamda destek sağlamak için hani birer maaşlık bir ödeme gerçekleştirmiştik. Aralık ayına geldiğimizde de 1500 TL'lik tüm çalışanlarımıza bir ek bir yanaklar anlamında Flexo Gift, tabii Sodexo'nun ürünü var. Pek çok markayı tek bir dijital platformda birleştirdiğimiz çalışanlarımıza 1500 TL'lik Flexo Gift yardımı, desteği sağladık diyebilirim. Ben şunu merak ediyorum. Çalışanlara tek seferlik ödeme yaptığımızda siz takip edebildiğiniz için dijital olarak nereye o harcamayı yönlendiriyorlar? Şöyle birkaç tane şey söyleyeyim. Bir hani market kullanımları gerçekten hani yemek kartlarındaki bakiyelerin kullanılması anlamında da oldukça arttı. Onu söyleyebilirim. Yani restoranlar tabii devam ediyor ama marketler de %10-15 arasında arttı kullanımları. Dolayısıyla hani Flexo Gift, bu ek yanaklar ödemelerinde de yine marketlerde sıkça kullanıldığını görüyoruz açıkçası. Çünkü orada artık hani online gıda alışverişleri de oldukça arttı. Teknoloji kullanımı oldukça yüksek. Bir de aslında e-ticaret dediğimiz platformlardan alışverişler de bizim Flexo Gift platformumuzda da aslında işte Trendyol gibi, Teknosa gibi pek çok platform var kendi içerisinde. Buralarda daha çok kullanıldığını gözlemliyoruz diyebilirim. Teşekkür ederiz. Yani İK'cılar eskiden sadece bir ücretlendirme artış bütçesi yıllık yaparken, şimdi bunu aylara bölmek, işte asgari ücret artışına göre ayarlamak, diğer taraftan yan haklarla değiştirmek, dönüştürmek, yani compensation benefit, bu ücretlendirme paket işleri gitgide komplike hale geliyor. Daha da öyle olacak herhalde. İkinci tura gelince aslında yaratıcı ücretlendirme modellerini de konuşalım istiyorum. Hani gündemimizde olmayan ama ek gelen, bu dijital ödüllerde bunun bir parçası zaten. Evet, size çok teşekkür ederim. Ben şimdi Zeynep Yıldırım'a geçmek istiyorum. Zeynep uçum avukatlık ortağı. Diğer taraftan da gerçekten kendisini takip etmenizi çok isterim. Bazen röportajları, gazetelerde yorumları çıkıyor. İş hukuku, insan kaynakları ve iş hukukunu barıştıran hukukçu diyorum onlara. İş hukukuyla barışık insan kaynakları, insan kaynaklarıyla barışık iş hukuku uygulamalarında, pozitif yönetim uygulamalarında gerçekten çok katkıları var sektöre. Zeynep, size şeyi sormak istiyorum. Bu çok fazla danışanınız da var tabii.
ücretlendirme meselesiyle ilgili ne tür potansiyel çekişme alanları görüyorsunuz bu dönemde? Bu asgari ücret artış oranında artış yapmak gerekiyor mu örneğin? Eşitlik ilkesini bozuyor mu? Hani bu çerçevede birazcık da pratik örneklerle bu tür çatışmalar, çekişmeler görebiliriz, bunlara hazırlanıyoruz gibi bize ipuçları verebilir misin? Mikrofonunu açalım. Açık. Evet, tamam. İyi akşamlar diliyorum herkese. Bu pazartesi akşamı hukuk dinlemek zordur. Hukuk sevimsiz bir şeydir. Ama biz yaptığımız işi aslında iş hukuku olarak bakmaktan ziyade insan kaynakları hukuku olarak bakıyoruz. İnsan kaynakları hukukunun en temel aktörlerinden bir tanesi işçi. İş ilişkisinde de üç tane temel aktörümüz var aslında. Bir tanesi ücret ödeme, bir tanesi işçinin iş görmesi, diğeri de İşçi ile işveren arasındaki bağımlılık ilişkisi. Ücret tabii çalışanlar için çok önemli. Biz işletmelere baktığımızda üç tane ilkeyi önemseyerek süreçleri yürütmeyi daha doğru görüyoruz. Birincisi Devrim Bey'in bahsettiği aslında adaletten yola çıkarak ücret adaletinin sağlanması. Diğeri ücretin korunması. Üçüncüsü de ücretin iyileştirilmesi. Bu üç ilke üzerinden beraber hareket edildiği zaman iş yeri içerisinde çalışanların aklındaki soru işaretlerini iletişimle kurarak çözdüğünüz zaman daha verimli, istihdamın korunmasına yönelik daha sağlam adımlar atıldığını görüyoruz. Dolayısıyla ücret adaleti bize eşit davranma ilkesini de beraberinde getiriyor. Baktığımızda yasal düzenlemelere aslında ne iş kanununda ne de diğer mevzuatta ücret artışına yönelik bir yasal düzenlememiz yok. Ama iş ilişkisi devam ederken işçilerin bizden beklediği adaletli bir ücret yapılanmasını sağlamak. Dolayısıyla asgari ücretin artışı ile birlikte bütün çalışanlarda sanki asgari ücret zam oranında bir artış yapılması zorunluluğu varmış algısı oluşuyor. Aslında böyle değil. Bizim temel olarak yasal yükümlülüğümüz minimumda asgari ücreti verebilmek. Bunun dışında asgari ücrete genellikle daha yakın olan çalışanlarda da sanki asgari ücret artış oranında artış yapılması zorunluluğu varmış gibi bir algı yaşanıyor. Bunu çok sık görüyoruz. Örnek veriyorum, yani 5000 liraya çalışan biri 4250 nette asgari ücretin olduğu bir ortamda şunu bekliyor. Benim ücretim ne olacak? %50 artış olacak mı diye. İşverenlerin asgari ücretin üzerindeki çalışanlara mutlaka ücret zammı yapma zorunluluğu yok. Fakat çalışma psikolojisini yönetebilmek için ve istihdamın devamlılığını sağlayabilmek için kaybetmek istemediği çalışanlara bir ücret zammı yapmak zorunda. İşte biraz önce saydığım üç temel ayağı oturtuyoruz biz bunu. Ücretin korunması, ücret adaletinin sağlanması ve ücretin iyileştirilmesi. Tabii ki bunu yaparken işverenler ellerindeki bütçeleri de dikkatli kullanmak zorundalar bir taraftan. Dolayısıyla şu ana kadar hani yaşadığınız itilaf varsa, mesela geçen gün önüme geldi, komikti ama trajikomik diyeyim. Çalışan istifa edip ayrılacak, ücret zammı döneminde ücret zammı yapılmamış. Neden yapmadınız diye dönüp sorduğumuzda çünkü istifa edecekti gibi. İşletmelerde genellikle ücret artışlarını çeşitli parametreler üzerine oturturlar. Bu da çok doğaldır. Çünkü eşit davranma ilkesinin gereği haklı ve objektif bir sebeple eşit davranma yükümlülüğünü temellendirir. Fakat şöyle bir algı var. Mutlak bir eşit davranma ilkesi yok İdil Hanım. Yani iş hukuku dünyasından baktığınızda eşit durumda olanlara, aynı durumda olanlara eşit davranma yükümlülüğünüz var. Bu bizim için çok kritik ve çok önemli. Genellikle çalışanlar asgari ücret zam oranında artış beklerler. Ücret domino etkisi yaratmasını da beklerler işletmeler. Ama bunu en uygun yöntemle yürütmek de zorundadırlar bir taraftan. Dolayısıyla asgari ücrete yaklaşan kişilerdeki beklenti daha yüksek olur genellikle. Ama şunu altını çizmek istiyorum. Ne iş kanunu ne de mevzuatında mutlaka işverenin zam yapma zorunluluğu yoktur. Ama tekrar söylediğime dönüyorum. İşçinin devamlılığını sağlayabilmeniz için de beklentiyi karşılamanız gerekir. Bireysel iş sözleşmeleriyle, toplu iş sözleşmeleriyle artış oranlarını belirlemediyseniz
o zaman eşit davranma ilkesine uygun olacak çerçevede bir ücret metodolojisi geliştirmek gerekliliği karşımıza çıkıyor. Birkaç firmada şeyi görüyorum. Toplam ücret paketinden az önce Feride de bahsetmişti. Bir toplam ücret paketi var zaten personel için ayırdığı harcama ve diyelim bunun bir kısmını ücret olarak, bir kısmını prim olarak ödüyordu. Şimdi bu artışları karşılayabilmek için geçen senelerde verdiği primden vazgeçip bunları hepsini ücrete çevirip bari aylık ücreti yükselteyim, zammı doğru verebileyim ama hani oradan vazgeçeyim diyor. Bu gibi uygulamalarda çalışanlar talepte bulunabilir mi veya bu bizim için bir sorun yaratır mı? Şöyle, bu işçi lehine bir uygulamadır. Neden derseniz, çünkü bizim hukukta birçok İK'cı arkadaşımız da bilir, temel ücretle giydirmiş ücret birbirinden farklıdır. Dolayısıyla giydirmiş ücretin hesabında dikkate alınan ya da geniş anlamda ücretin içerisinde bir araç olarak ödenen tutarlara temel ücreti eklerseniz eğer, bu işçi lehine bir uygulamadır. Neden? Temel ücretin esas alındığı bütün parametreler artmış olur otomatikman. Örnek veriyorum, yılda 4 kez ikramiye ödüyorsunuzdur. İkramiye bir yanaktır. Ama bunun ücretin içine yedirerek iyileştirme yapmayı düşünüyorsanız bu işçi lehine bir uygulamadır. Çünkü fazla mesai hesabında eklediğiniz ikramiye ile birlikte hesaplama gündeme gelecektir. Bunun gibi çarpan etkileri oluyor. Bunun dışında Devrim Bey'in bahsettiği o ücret adaleti meselesinin yanı sıra bu yemek parası konusunda da özellikle uzaktan çalışmaya geçilmeyle birlikte uygulamada çok fazla yanlışlar yapıldı. Yemek ücreti uzaktan çalışmada ödenmez gibi bir algı oluştu bazı sektörlerde. Halbuki fiili çalışmanın devam ettiği ortamda yemek parası da otomatikman beraberinde gelir. Ben hep şöyle derim bizim danışanlara. Yani sonuçta sen çalışanı uzaktan çalışmaya gönderirken evdeki buzdolabına ya da kumanyasına güvenmiyorsun. Fiili olarak gün içinde çalışmaya devam ediyorsa yemek parasının ödenmesi gerekir. Yol parası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü biz yol parasını niye veriyoruz çalışana? İşe gidip geldiği için veriyoruz. Eğer çalışan uzaktan çalışıyorsa ve işe gitmiyorsa, dolayısıyla yol parası ödenmesini gerektiren bir durumda yoktur. Pandemi döneminde uzaktan çalışmaya geçen bütün büyük işletmelerde bunu uyguladık. Ama yemek parası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Fiili çalışma devam ettiği sürece evden çalışıyor da olsa, uzaktan çalışıyor da olsa yemek parasının ödenmesi gerekir. Dolayısıyla bu meseleye hani Feride Hanım da bu konuya girdiği için özellikle buraya da bir dipnot geçmek istedim. İşletmelerde en çok sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi işçinin algısının eşit davranma ilkesi konusunda ciddi bir yanlış algıyla yönetilmesi. O yüzden de Devrim Bey'in söylediği iletişim meselesi çok önemli. Çalışanı anlatmak, onu ikna etmek, adaletli bir ücret politikasının uygulandığı konusunda iletişim kurmak son derece önemli. Yani işçi neye ücret aldığını ya da Zeynep ile İdil arasındaki ücret farkının neye dayandığını bilmesi gerekiyor. İdil 5 birim birden yönetiyordur ya da 5x iş yönetiyordur ama Zeynep bir birimi yönetiyordur. Dolayısıyla Zeynep'in iş büyüklüğü ile İdil'in iş büyüklüğü arasında fark varsa ücret yapısı bakımından da farkların olması beklenir. Zeynep de uzman pozisyonundadır, İdil de uzman pozisyonundadır ama İdil'in yönettiği alan çok daha farklıdır gibi. Ya da kıdeme dayalı farklılıklar gibi, performansa dayalı farklılıklar gibi. Ama performans birazcık İdil Hanım sıkıntılı bir durum. Çünkü yargı kısmında çok baş ağrıtır. Performans ölçümleri eğer yargı kısmında iyi ispatlayamazsanız en çok yargıda karşılaştığımız itilaflar bunlar. Ücret parametrelerine performansı elbette ki koyabilirsiniz. Yıllık ölçümleri elbette ki koyabilirsiniz. Fakat bunu ispat konusunda sorun yaşıyorsanız eşit davranma ilkesine aykırılık iddiaları yargı kısmında kabul görebilir. Buna da dinleyici arkadaşlara dikkat etmeleri gereken noktalardan biri olarak altını çizeyim. Çok güzel. Ben bu arada herkesi dahil edilmesini rica edeyim rejiden. Çünkü güzel bir yere geldi. Hepimizin görüşünü de alırız orada. Ama şeyi soracağım yani aslında herkese. Uzaktan veya mekanda çalışanlar arasındaki farklılıkları biraz konuşalım her boyutuyla. Diğer taraftan Zeynep, seni bitirmeden önce şunu sormak isterim. Burada kontratsal açıdan örneğin uzaktan ve yakından çalışanlar açısından ücretsel fark
yaratılabilir mi aynı görevdeyse? Bu arada söylediğim bir şeyi bir kez vurgulamak isterim. Birçok kurumda maalesef bizde danışmanlık veya eğitimler için girip çıktığım yerlerde ücret çok kutsal bir konuymuş gibi düşünülerek yapısı nasıl yapılandığı, işte kademeleri piyasayla nasıl kıyaslandığı gibi bilgiler bile açıklanmıyor. Halbuki onlar, yani teknik, kimin ne ücret aldığı değil elbette. Ama o teknik bilgiler aslında hani Google etsek internette bile var. Ücret seviyelerinin nasıl oluştuğu, ağırlıkların nasıl oluştuğu. Bütün kurumların, hani benim de görüşüm, kurumların insan kaynakları yöneticilerinin tüm yöneticilere bu ücretler nasıl belirlenir, nasıl piyasayla kıyaslanır, kimler daha yüksek ücret aldığı için daha az artış alabilecektir, kimlerin görevi daha az aldığı için yükseltilebilecektir gibi genel bilgileri aktarmaları lazım. Bu da yine devrimin söylediği adalet, kesinlik, dahil edilme konularını destekliyor. Aikido yapmış gibi. Çünkü birçok yönetici çalışandan gelen soruya yanıt veremiyor. Ücretim niye böyle? Vallahi bilmiyorum. İK karar verdi. Halbuki arkasında bir bilim var. Ve bunu açıklıkla paylaşmayı ben bütün meslektaşlarımı ve kurumlara söylüyorum. Sistemi anlatın diye. Çünkü arkasında bir akıl var. Dilara Hanım, orada bir küçük katkı verebilir miyim? Tabii, buyurun. Çünkü hem Mehmet Bey'den gerçekleri duyduk, hem Zeynep Hanım'dan için hukuki boyutunu duyduk. Böyle avukatı görünce ben biraz korkarım zaten. Zeynep Hanım'dan da biraz öyle bir çekincem oluşuyor. Feride Hanım da sağ olsun hem yanakları açıkladı, hem de böyle yaptıkları güzel faaliyetlerden bahsettiler. 1988 yılında Japon bir profesör olan Kano şöyle bir paradigma ortaya koyuyor. Diyor ki insanların ihtiyaçlarıyla ihtiyaçlarının karşılanması durumunda memnun olmaları arasında normalde beklenen bir pozitif yönlü korelasyon vardır. Yani ihtiyaç ne kadar yüksekse bunu karşıladığınızda memnuniyet de o kadar yüksek olur diye bir iddiadır bu. Fakat daha sonra yapılan araştırmalarda görülen şey şunu ortaya koyuyor ki bazı çok yüksek ihtiyaçlar karşılansa bile bu karşılandığında aslında yeterince memnuniyet yaratmayabiliyor. Bu tür ihtiyaçlara biz temel ihtiyaçlar diyoruz. Aslında baktığınız zaman ücretlerin birçoğu da bu tür temel ihtiyaçlara karşılık gelen şeyler olarak değerlendiriliyor. Firmalardan çalışanın beklediği şey, firmaya bağlılık, firmaya aidiyet, firmayla beraber çalışma ve orada olmanın verdiği bir ek sorumluluk alma ve motive olma konusuna geldiğimiz zaman orada işin içerisine beklenen ihtiyaçlar giriyor. Yani ihtiyaç karşılandıkça memnuniyetin yükseldiği ve aralarında pozitif bir korelasyon olan ihtiyaçlar giriyor. Bir de az önce bahsettiğimiz gibi çeşitli yanaklar var. Az önce siz de söylediniz Hilda Hanım. Böyle inovatif yaklaşımlar da sergileyebiliyor insanlar. Gerçekten farklı farklı çözümler de üretebiliyorlar. Gerçekten yaratıcı olabiliyorlar. O tür dokunuşlara da biz şaşırtan ihtiyaçlar diyoruz. Yani karşılandığı zaman ihtiyaç olsun ya da olmasın veya farkında bile olmasın çalışan bu karşılanma yüksek bir memnuniyet oluyor. Şimdi bu özellikle bu tür ihtiyaçlara baktığımız zaman Kano'nun önerisi şu. Diyor ki iç çalışanınıza müşteriniz gibi hareket edin. Yani çünkü çalışanınız mutluysa müşteriniz memnundur diye bir formülümüz var biliyorsunuz. Çalışanın mutlu olmasının yolu aslında onlara müşteriye değer katan davranışlar döngüsünde yaptığımız gibi. Temel ihtiyaçların en az %25'ini karşılamak. Beklenen ihtiyaçların %50'sini karşılayıp bir firmasal fark yaratmak. Ve şaşırtan ihtiyaçlarla da aslında ek memnuniyetler yaratmanın bir denge içerisinde olmalı. Kanon'un uyardığı bir konu var. Diyor ki bir zaman şaşırtan ihtiyaçlar bir müddet sonra beklenen ve ondan sonra temelleşirler diyor. O yüzden bu döngüyü sürekli gözden geçirmelisiniz. Bence tüm HR grubu, yani biz hangi ihtiyaçları karşılıyoruz? Yani burada hangi yanakları veriyoruz, hangi çeşitlilikte veriyoruz, hangi frekansta veriyoruz diye bir listeleme yapıp belki orada o dengeyi yeniden nasıl ele alabilirim? Benim eskiden beri karşıladığım ama temelleşmiş bir ihtiyaç memnuniyet yaratmıyorken bunu şaşırtan bir ihtiyaçla nasıl dengelerim? Beklenen ihtiyaçların ne kadarını karşılıyorum diye düşünmesi gerekir. Çünkü şu anda aslında bu değişim bunu yeniden gözden geçirmeyi de beraberinde gerektiriyor diye düşünüyorum. O yüzden bu katkıyı vermek istedim sizin sözünüze ilave olarak. Bunu anlatmak istedim. Teşekkür ederiz. Bu dönemde zaten bu programın hepsinde, bugünün işinin 3. bölümündeyiz. Hepsinde esnek olmalıyız, inovatif olmalıyız, yeni çözümler getirmeliyiz diyoruz. Çünkü hem çalışan beklentileri değişti hem de çalışma şartları değişti. Şimdi bu turda aslında herkesin bir görüşünü almak istiyorum. Biz yetenekleri tutmakla ilgili de sıkıntı yaşadığımız bir dönemdeyiz biliyorsunuz. Bu büyük istifa fırtınası dedikleri bir dönem. Geçen bölümde biraz bağlılık konuşmuştuk. Şimdi ücretlerini bekleyen de bir grup var. Onun için yaratıcı ücretlendirme yöntemleri de oluyor. Çalışanları bağlamak için farklı kontratlar vesaire.
veya uzaktan çalışma imkanları, yakından çalışma imkanları. Bu gibi baktığınız zaman nasıl değerlendirirsiniz? Enteresan önerebileceğiniz uygulamalar var mı ya da tavsiye edeceğiniz yollar var mı? Kim başlamak isterse, Mehmet Bey sizi bir süre dinlendirdik. Evet. Lütfen siz devam edin. Çok teşekkür ederim. Özellikle yeni trendde şimdi her şey değişiyor. Değiştiği için de bir takım şeyleri dönüştürmek zorundayız biz. Düne kadar kısmi çalışma, telafi çalışması, denkleştirme çalışması hayatımızda yoktu bunlar değil mi? 1970'lerde, 80'lerde. Bu mikro elektronik teknolojide yapılan değişmeler üretim sürecini değiştirdi. Üretim süreci istihdam biçimini değiştirdi. İstihdam biçimi insanların ihtiyaçlarını değiştirdi. Zaten hani esnek yanaklar dediğimizde temel ücretlerden ayrıldıktan sonra insanlara hangileri, hangi hakların, hangi menfaatlerin marjinal faydası fazla ise onların sunulması lazım. Devrim Bey çok güzel söyledi. Müşterilerinizi memnun edebilmeniz için çalışanlarınızı mutlu etmek zorundasınız. Onların temel ihtiyaçlarını belirlemek zorundasınız. Eğer siz işletme olarak bir maliyete katlanıyorsanız 1 liranın bile boşa harcanmaması lazım. İnsanların tam 12'den hedef ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Atıyorum bugün benim özel sağlık sigortasına bireysel emekliye ihtiyacım yok. Başka bir ihtiyacım var. Bir paket olarak açıklayıp onları sunmak gerekir ki insanlar hani siz para harcarsınız insanlar memnun olmazlar. Bu nedenle bu esnek yanakların düzenlenmesini özellikle kök ücretten asgari ücretten uzaklaştıkça beyaz yaka dediğimiz tarafta insanları mutlu etmenin yolu bu dediğimiz hani şaşırtan ihtiyaçlar, inovatif bir takım tool'lar araştırmamız gerekir ki biz yetenekleri elimizde tutalım. Yoksa yeteneği tutmak çok kolay bir şey değil bakın. Yetenek farkı yaratan insanlar. Bugün dünyada herkes aynı üretim modelini, üretim tekniğini kullanıyor. Farkı yaratan insanlar, kurum kültürü, aidiyet bilinci bunları ortaya koyabilmek için her kurumun kendine özgü bir takım araçları olması lazım. İşte burada mesela uzaktan çalışma derken yeni sistemde şuna bakıyoruz biz. Mesela LinkedIn'de iş başvurularındaki işte %25, %30 oranında uzaktan çalışmayı kabul edenlerde iş başvuruları artıyor. İşte baktığımızda birçok uluslararası şirkette şu anda işte bankacılıkta, çağrı merkezlerinde, yazılım şirketlerinde, bazı denetim firmalarında şimdi bir dünya çapında bir denetim firması var. Herkes ofis dışında çalışıyor. Şimdi düne kadar uzaktan çalışma olabilir mi? Nasıl olacak? Nasıl adapte olacağız? Bakın biz bugün bile şu anda elektronik ortamda bir odanın içerisinde oturup sohbet ediyoruz. Biz bunu bir odanın içerisinde de yapabilirdik. Ha, belki daha iyi olurdu. Jestlerimiz, mimiklerimiz hani Devrim Bey'in söylediği gibi hani iletişimi güçlendirmek adına bir takım o bedensel hareketlerin, tonlamaların geçişi daha kolay olabilirdi ama bugün hayat farklı akıyor. Yarına göre biz geleceğimizi şekillendirmemiz lazım. Yani dün şöyle yapıyorduk, dün geçti. Geleceğe göre biz bir takım pozisyon almak lazım. Hangi şirketler daha iyi esnek hale gelebilirlerse, geleceği okuyabilirlerse, hızlı balık olabilirlerse onlar avantajlı duruma geçecekler. Ve çalışanların üzerinde de baktığımızda özellikle 2021 yılında yapılan akademik çalışmalarda özellikle işte danışmanlık, finans, pazarlama, bilgisayar, yazılım teknolojileri, insan kaynakları, muhasebe gibi ofis ağırlıklı çalışma yapan yerlerde artık uzaktan çalışmaya geçiliyor. Bir de şöyle bir yanlış algı var. Uzaktan çalışma sanki farklı bir çalışmaymış gibi algılanıyor. Uzaktan çalışma aslında bir esnek çalışma modeli. İşte hibrit çalışmalardan bahsediyoruz. İşçinin teknolojik altyapıyla iş görme borcunu iş yeri dışında, ofis dışında, evinde veya başka bir yerde çalışmasına biz uzaktan çalışma diyoruz. Hep uzaktan çalışma derken insanlar evden çalışma olarak algılıyorlar. Ofisteki çalışanla uzaktaki çalışan arasında şartlar eşitse, Zeynep Hanım söyledi, hani iş kanunun 5. maddesi eşitler arasında eşitlik ilkesi getiriyor bize. Kadın olması, erkek olması, işte doğulu olması, batılı olması, mezhepsel farklılıklar olması hiç önemli değil. Yeter ki objektif koşullarımız varsa, iş görme borcu nerede yapılırsa yapılsın, eşit işlem yapmak zorundayız. Atıyorum, asgari ücrete şu anda %50'nin üzerinde bir nette zam geldi. Şirketlere bakıyoruz. Şirketlerin %50'si asgari ücret artışını tüm kademelere yansıtmayı planlıyor. %25'i de işte asgari ücrete çok yakın dilimde olan, şu anda
brüt 5004 lira oldu. İşte 5500 brütle 6000 brüt arasında olan şirketten de %25'i mutlaka bunun yansıtılması gerektiğini söylüyor. Yani yukarı doğru çıkınca muhtemelen o oran düşecektir. Hani siz Mercer'ın araştırmasından bahsetmiştiniz. Üst düzey yöneticilerde %30 civarında bir medyanımız vardı. Uzmanlarda %32, mavi yakada %35 bir medyanımız vardı. Yeni oranlar açıklandıktan sonra artık bizim herhalde oranlarımız 36 ile 45 arasında gidip gelecektir. İnsanlar şu anda bunun çalışmasını yapıyorlar. Yani insanları mutlu edebilmek, çalışanları mutlu edebilmek için mutlaka ücret düzenlemelerinin yapılması lazım. Verimliliklerin artırılması lazım. Hani kanunen zorunlu olmasa bile hani iş sözleşmesinde veya toplu sözleşmede zaten ücret zamları ortaya konmuş ise zaten yapacaksınız siz. Ama böyle bir durum söz konusu değilse o zaman da çalışma ortamındaki işte adaletin, itibarın, Devrim Bey'in söylediği gibi kesinliğin, inisiyatifin sağlanması için ona değer verildiğin hissettirilmesi için bu türlü argümanların ve araçların kullanılması gerekiyor ki şirketler ayakta durabilsin, insanlar çalışırken mutlu olabilsin, işe çok rahatlıkla seve seve gidebilsin diye diyorum. İdil Hanım oraya çok küçük. Diğer çok... taraftan şöyle bir şey de hissediyorum. Hemen döneceğim Feride Hanım ve Zeynep'e de sormak istiyorum. Diğer taraftan da şunu da görüyoruz maalesef bazı şirketler. Pandemi ilk başladığında doğal olarak ekonomik zorluklar nedeniyle belli bir oranda ücret düşüren, bunu çalışanın rızasını alarak üst düzey yöneticilerde ücret düşüren kurumlar da vardı. Sonra o baz orada kaldı. Yani pandemi bitemedi zaten. Tekrar yukarıya çekilemedi. Şimdi üzerine de düşük ücretlere yansıtılan büyük bir zam geldi. Dolayısıyla aslında birçok kurumda benim girip çıktığım, gördüğüm kurumlarda tartıştığımız arkadaşlarla bir orta ve üst düzey yöneticiler zaten iyi ücret alıyorlar diye. Oralarda böyle bir baskılama ve hala 2 sene önceki ücretlerini dönememe durumları da var neredeyse. Bunun da tabii bir olumsuz etkisi olacağını ve büyük istifa dönemini hızlandıracağını düşünüyorum. Bununla oraya, da bir oraya küçük bir katkı vereyim isterseniz Zilda Hanım. Şöyle biliyorsunuz 1970'lerde Maslow'un yaptığı çalışmada ihtiyaçlar hiyerarşisine baktığımız zaman yani biz fizyolojik ve güvenlik seviyesindeki ihtiyaçlardan sonra ancak aidiyetten, bağlılıktan, ek sorumluluk ya da adanmışlıktan ya da kendi gerçekleşmeden bahsedebiliriz. Şimdi bizim gelir tablolarımız biraz bu seviyeyi bir tık aşağıya aldı. Doğal olarak da aslında şu anda en kritik faktör psikososyal güven ortamı yaratmak iş yerlerinde. Yani eğer siz güvenlik algısını oluşturacak bir ücret politikasını netleştiremezseniz burada bunun ötesinde bir bağlılıktan ya da adanmışlıktan bahsetmek pek mümkün olmaz. O yüzden aslında ben Mehmet Bey'e çok katılıyorum burada. Yani buradaki o adalet algısındaki bozulma, o terazinin dengesinin çok dengesiz hale gelmesi bu bizim İş yeri ortamındaki hakikaten o psikososyal güven ortamını sarsma potansiyeline sahip olur. Çok net ifade etmek lazım. Çok doğru. Hijyen faktörleri karşılamadığımız sürece bu tatminsizlik yaratacak. Ancak hijyen faktörler yani temel yaşam standartlarını halledebilmeden sonra tatmin varsa arkasından motivasyon konuşabileceğiz. Feride size ve Zeynep'e sormak isterim kim başlamak isterse. Farklı kontratlar yapılıyor mu? Farklı ücretlerin gösterildiği yeniden çalışanlarla yani var olan çalışanlarımızla yeni anlaşmalar veya yeni tür çalışma şekilleri. Bu gig ekonomi dediğimiz hani belki danışman gibi belki part time gibi belki uzaktan yakından dolayısıyla ücret paketleri falan da farklı olacak. Biz artık tek bir bordro modeliyle tüm çalışanlarımızın dökümünü alamayacak duruma geleceğiz. Toplam maliyetimizi tek tuşla hesaplayamayacak hale geleceğiz. Çünkü belki freelancerlar için de bir veri tabanımız olacak. Part-time'lar uzaktan için de bir veri tabanı olacak. Siz buralarda hem yeni çalışma biçimleri hem de kontratlar ve bunların vereceği ücret, yanaklar vesaire konusunda neler söylemek istersiniz? Feride isterseniz sizden başlayalım. Sonra da Zeynep siz muhtemelen... Tamam, teşekkür ediyorum. Şöyle... Ya hem Sodex olarak cevap vereyim yine hem de işte İK profesyoneli olarak cevap vereyim. Tabii gig ekonomiyle birlikte yani Türkiye'de de özellikle pandeminin de etkisiyle freelancer olarak çalışan hani danışmanlık şirketin direkt kadrosunda değildi aslında dışarıdan hizmet eden çalışan sayısının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu noktada hani çalışanlarda da bu yöne doğru hani belli deneyimlerden sonra
taleplerin ve isteklerin çoğaldığını görebiliyoruz açıkçası. Biz aslında Sodexo olarak, yani ben hani Feride olarak da şuna inanıyorum ki biz insan kaynakları, profesyonelleri diyorum, kadrolu çalışanlardan sadece sorumlu değiliz. Bir ekosistem yönetiyoruz. Hani buna çok önem veriyorum. Dolayısıyla bugün işte freelancer, işte outsource çalışanlarınız olabilir, danışmanlarınız olabilir. İşte işe alım ya da farklı noktalarda iş hukuku danışmanlarınız olabilir. Günün sonunda bir ekosistem var şirketin çevresinde. Dolayısıyla o ekosistemin ihtiyaçlarını da iyi anlayabilmek, tüm bunlarla birlikte aslında bu konuya liderlik edebilmeyi de çok önemsiyorum. Bu noktada hani Sodexo olarak biz de daha çok böyle bakıyoruz açıkçası. Bizde de işte outsource çalışanlarımız var, freelancer çalışanlarımız var. Bu noktada da hani daha çok bizim bakış açımız ve hani o ekosistem yönetimin anlayışının da daha da zenginleşerek güçlendiğini gözlemliyorum açıkçası. Dolayısıyla daha çok tüm bu ekosistemin ihtiyaçlarını duymak, farklı farklı değil, hani belli kararlar alındığında tüm bu ekosistemi aslında kapsayacak kararları alabildiklerini görüyorum. Biz de Sodexo olarak aynı şekilde ilerliyoruz. Hani bunu yapan şirketlerin sayısının da oldukça arttığını görebiliyorum. Biz de kendi içimizde yaptığımız fikir alışverişlerinde özellikle bunu çok yakından görebiliyoruz. Hani bir şey eklemesi yapmak istiyorum. Şu eklemeyi yapmak istiyorum. Hani Devrim Bey de iletmişti. İletişim çok önemli dedik. Biz de hani Sodexo olarak işte ücret artışlarında inanın hani o artışları yapabilmek ayrı bir boyutu. Ama onun iletişimini nasıl hani kurgulayacağız? Ne mesajlar vereceğiz? Yöneticilerimiz o ücreti belirlerken biz insan kaynakları olarak belli bir yaklaşımla aslında belli bileşenleri birleştirerek diyeyim, bir bütçe veriyoruz yöneticilerimize. O bütçe içerisinde belirlemelerini bekliyoruz. Yani yöneticilerimizi mutlaka ücret belirleme sürecine dahil ediyoruz. Neleri dikkate aldık, nasıl mesajlar vereceğiz? Birebir aslında bunlar üzerinde inanın çalışıyoruz. Dolayısıyla ben de çok önemsiyorum. Vereceğimiz mesajlar, çalışanlarımızın hani yanında olduğumuzu hissedebilmek, gerçekten o bağ kurabilmek çok önemli. Dolayısıyla artık hani hep esnek yan haklar diyoruz. Hani yan haklar esnek. Yani ben çok şanslıyım ki 2007 yılında Türkiye'nin ilk esnek yan haklar programını hayata geçirme şansına sahip olmuştum. İdil Hanım belki çok yaratıcı değil ama artık hani son dönemde gerçekten de esnek. Hani mışmış gibi değil, hani hakikaten yan hakların esnek olduğu, çalışanın ihtiyacı neyse, hani biraz önce teknoloji yardımı, ev ofis yardımlarından bahsetmiştim. Aslında hani yeni yaklaşımla da yani ihtiyacı neyse, çünkü işte çocuğum olabilir benim, onunla ilgili bir desteğe ihtiyacım olabilir, hani bekar bir çalışan olabilirim, hani evli olmak durumunda da değilim, ev hayvanlarımla ilgili herhangi bir destek ihtiyacım olabilir. O noktada gerçekten de hani tüm çalışanların ihtiyaçlarını kapsayan o kapsayıcılık, sadece hani kadın erkek ihtiyaç, kadın erkek cinsiyet dengesi değil o kapsayıcılık, fikirlerle, ihtiyaçlarla tüm çalışanları içine alabilen politikalar geliştirebilmek gerçekten çok önemli. Hani bunların daha çok insan kaynaklarını kafa yorduğunu ve yeniden tasarlandığını görebiliyorum. Hani buna da çok seviniyorum. Dolayısıyla esnek yanaklardaki yani artış, kim ne isterse onu seçebilecek platformları çalışanlarına sunabilme isteği. Sodexo olarak biz tabii çalışanların yan hakkı ve ödüllendirmeleri ana core business'ımız olan bir şirket olarak da bize de en çok gelen taleplerden bir tanesi bu. Hani Sodexo ile birlikte biz çalışanlarımıza o hani çeşitliliği, esnekliği sağlayabilmek istiyoruz. İnanın bu noktada son 4-5 ay, yani 6 aydır ve yeni ekonomik koşullar itibariyle de hani son 2 ayı da ayrı bir dönem gibi ele alalım. Burada önemli bir artış gözlemliyoruz. Bu da hani çok sevindiriyor. Beni de insan kaynaklar yöneticisi olarak çok sevindiriyor.
Bir bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz. Bu... Aslında sizin gibi bir şirkette çalışıp da zaten çalışanına esnek hak vermesi gerekirdi diyelim. Evet. Zeynep, size sormak istiyorum. Çünkü hani yıllardır, şimdi söyleyince yaşımız ortaya çıkacak ama 20-25 senedir İK'cılık yaptığımızda, esnemeye çalıştığımızda hep kanuna, kurala, hukuka takılırdık. Birdenbire işte şu hakkı vermek istiyorsun, aa onun şöyle bir yükü çıkıyor, bunu vermek istiyorsun, olmaz o sonra bunu büyütüyor filan gibi. Ama son dönemlerde kanunların da hızı değişti ve aslında daha uyumlu hale geldi herhalde. Hem genel anlamda ne kadar esneyiz, hani hep esneklikten konuşuyoruz. Ücretlendirmede kanunlar ne kadar esneyiz. Hem de diğer taraftan da bu farklı kontratlar yapıyoruz. Oradaki eşitlik kaygısını nasıl yönetmeliyiz? Onu anlatır mısın bize? Şimdi İdil Hanım, aslında şuradan başlamak lazım. Biz pandemi patlamadan önce çeşitli sosyal platformlarda bu uzaktan çalışma meselesini çok fazla dillendirdik. Ne sendikalar, ne kamu kurumları, ne de bazı katı bakan sosyal taraflar çok yakın bakmadılar bu işe. Aslında iş hukuku mevzuatına baktığınızda uzaktan çalışmanın yasal düzenlemesi var ama uygulaması yoktu. Hatta hepiniz hatırlayacaksınız, Mehmet Bey de hak verecektir bana. Pandemi patladıktan sonra insanlar uzaktan çalışmaya geçince çok alelacele bakanlık bir yönetmelik çıkardı işin uygulamasına yönelik. Neden? Çünkü uzaktan çalışmanın yapılabilmesi için yazılı sözleşmenin olması gerekiyor. Yoksa yargı kısmında geçersiz kabul ediliyor. Apar topar bir yönetmelik çıkardılar ve uygulamada yolunu bulur, su akar yolunu bulur mantığıyla birazcık da toparlanmaya çalıştık. Ben siz ilk soruyu sorduğunuzda aklıma şu geldi. Hani işçileri nasıl daha iyi ücret ve yan haklarla besleyebiliriz? Bizim önümüze şöyle şeyler geldi. Biliyorsunuz bizim sözleşmelerimizde, kurumsal şirketlerin çoğunun sözleşmesinde iş ilişki sırasında rekabet etme yasağı var. Yani çalışan işini görürken başka bir işte çalışamaz. Fakat biz pandemi döneminde biraz daha kendimize vakit ayırma fırsatı bulunca incik boncuk yapanlar, heykeltıraş kursuna gidenler, ressam olmaya özenenler, içinde olup da uzun zamandır yapamayanların çeşitli sosyal mecralarda bu tür yaptıkları el becerileri üzerine sergiler açtığını, farklı platformlarda çalışmak istediklerini gördük. Biz özellikle danışmanlık verdiğimiz şirketlerde, özellikle kontrat kısmı için, yani sözleşme kısmı için söylüyorum, çıkar çatışması yaratmayacak şekilde çalışanların bu sosyal alanlarında nefes almalarına izin verdik. Yönetim onayıyla, genel müdür onayıyla, yönetim kurulu onayıyla aslında çıkar çatışması yaratmayacak şekilde bu alanlarda nefes almalarını sağladık. Mesela bu bence dönüşümlerden en önemlilerinden bir tanesiydi. Hem kendimize vakit ayırmayı öğrendik, hem de aslında iş dışında da vakit ayırarak başka şeyler yapabilmeyi gördük. Hatta iş yerinde geçirdiğimiz zamanın aslında kendi kendimize ne kadar yük olduğunun farkına vardık. O yüzden bu beraberinde şunu getirecek. Şimdi başka bir yerde yani zevki içinde bir iş yapıyor da olsa oradan küçük de olsa bir ücret almaya başlayacak. Ne bileyim, ressamsa sergi açacak, sergide sattığı resimler üzerinden bir gelir elde edecek. Aslında sadece konuya şey olarak bakmamak lazım. Yani işverenin verdiği ücret olarak bakmamak lazım. Diğer alanlarda çalışana başka fırsatlar sunarak oralardan da belki ücret ya da benzeri gelirleri sağlamasına yol açmak lazım diye düşünüyorum. Biraz da bu çerçeveden de bakmak lazım. En önemli bizim önümüze gelen vakalarda da genellikle yurt dışında yaşamak isteyenler ve uzaktan çalışmak isteyenler. Aslında freelance dediğimiz, yalnız burada yasal olarak şuna dikkat etmek lazım. Tabii ki danışmanlık sözleşmesiyle dışarıdan çalışarak sisteme destek sağlamak önemli. Bunlar bir danışmanlık sözleşmesi de olabilir. Ama bunu iş hukukunun dışına çıkarıyoruz. Yani Zeynep ile İdil arasında ya da İdil'in şirketi arasında bir danışmanlık ilişkisi kurulduğunda artık bağımlılık ortadan kalkıyor. Dolayısıyla biz danışmanlık ilişkisine giriyorsak ya da freelance ilişkiye giriyorsak, o zaman ona kendi çalışanımız muamelesi yapmamalıyız. Sözleşmelerimizi buna göre kurmalıyız ki hukuk kısmında sigortasız işçi çalıştırıyormuş konumuna
düşmeyelim. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bir de İdil Hanım, bence çok önemli bir şey, ücretin, yani asgari ücretin artışıyla birlikte yaratan bir etki, konumuzun dışında aslında, yani konumuzun içinde ama sizin sorduğunuz sorunun dışında. Biliyorsunuz bizim yasal düzenlememizde yıllık 270 saate kadar yapılan çalışmalar eğer iş sözleşmeleriyle birlikte asıl ücretin içinde kabul ediliyorsa, yılda 270 saate kadar yapılan fazla çalışmalar için ayrıca ücret ödemiyorsunuz. Fakat asgari, burada herkesin çok bilmediği bir kural var. Asgari ücret seviyesinde 270 saati sözleşmesine koysanız da geçerli kabul edilmiyor. Dolayısıyla şimdi asgari ücrete yakın ücret alanlarda 270 saat kuralı geçerliyken, artık asgari ücretin artışıyla birlikte 270 saat kuralı seviye dolayısıyla geçersiz hale gelecek. Ha, bunun parametresi nedir derseniz, çok teknik bir matematiği var ama ortalama bir şey söyleyeyim size. Asgari ücretin %15 üzerinde alıyor olması lazım 270 saat kuralının geçerli olması için. Aslında şirketteki ücret politikalarına bakarken 270 saat kuralının işlemesini düşünüyorsak eğer, o zaman asgari ücretin en az %15'i oranında bir artış yapmamız gerekiyor ki bu kural geçerli olsun. Bu da aklıma gelmişken eklemiş olayım. Çok güzel. Biz İyi yani canım. Akarak konuştuk. Süremizi buçukta toparlayalım isterseniz. Mehmet Bey, size söz vereceğim sonra da, ama devrimden bir pozitif motivasyonla kapatmak istiyorum. Gece iyi uyuyalım diye, bu konularla ilgili. Buyurun Mehmet Hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün ne yaşıyoruz? Gelecekte nasıl şeyler yaşayacağız? Bugün bir kere Fordist üretim ve istihdam biçiminde yarı bağlı çalışanlar, yani freelancelara bir doğru akış var. Artık eski şeydeki gibi işte kadroda, line'da, şurada burada, artık bir aynı anda birden fazla yere hizmet eden kişilerden bahsediyoruz. Kendilerine daha fazla kişisel zaman ayıran çalışanlardan bahsediyoruz. İşte Zeynep Hanım bahsetti, hani rekabet yasaklarından bahsetti. Bugün özellikle Türkiye'de IT çalışanların Avrupa ülkelerine bir hizmet vermektedir. Şu anda çok çok net görüyoruz ücretlerden, ödemelerden, işte oradaki headhunterların çalışmalarından görüyoruz. Yine bugün uzaktan çalışmanın keşfiyle ofis kiraları düştü. Aslında çok da ofislere ihtiyacımız yokmuş. Zeynep Hanım'ın söylediği gibi, işte hani asgari ücrete, hani aylık brüt ücrete 270 saat dahildir diyorsak, 5004'ü aldığımızda 5754 lira 60 kuruş bizim en az ücretimiz olmalı. Yani bugün daha çok konuştuğumuz yönetişim diye bir kelimemiz var. Yani müşteriyle iletişim, yönetişim, çalışanlarla iletişim ve yönetişim. Yani bu anlamda bunları bir arada yapabilirsek eğer, biz gelecekten umutlu bir duruma geçebiliriz. Daha pozitif olabiliriz. Çalışanlarımız daha mutlu olabilir, şirketlerimiz daha karlı olabilir, sürdürülebilir bir zemine oturabilir. Ben hani pozitif derken Devrim Bey'e sözü bırakayım efendim. Eyvallah. Sistematik düşünmek gerektiğini hatırlattınız. Yani altını çizelim Mehmet Hocam. Yani sistematik düşünmemiz lazım. Bu sadece bir gruba artış verme planlaması değil artık. Hayat evet. O kadar başka bir yere geçti ki, farklı çalışanlar, farklı türler, esneklikler, dijital imkanlar, yan haklardaki dijital imkanlar, ücret ödeme şekillerinin değişmesi, bir governance prensibi içinde, Feride herhalde mikrofonunuzdan ses geliyor, hemen bakıyorum. Governance prensibi içinde, yani yönetişim, bütün parçaları bir puzzle'ın parçaları gibi hepsini bir arada düşünerek yönetmemiz lazım. O da gerçekten işin devamlılığı için, sürdürülebilirliği için geçerli. Çok güzel özetlediniz bugünün işini. Mehmet Bey güçlü bir şekilde kapattı zaten İdil Hanım. Ben birkaç ufak tefek şey söyleyeyim. Şöyle, motivasyona dair tekrar hatırlatmak gerekirse, aslında insanların gerçekten yaptığı işte bulduğu anlam, aldıkları inisiyatif ve ustalıklarının zorlanmasıdır asıl motivasyon kaynağı. Ücretler bunun daha temel, daha böyle altında yatan ve ancak fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını temelini garanti altına alıyorsa önemli şeyler olarak değerlendirilmeli. Bence birincisi bu. Bunun dışında çünkü çok güzel fikirlerle zenginleştirildi süreç. Ben iyi ki bu toplantıya katılmışım. Hakikaten çok memnun oldum dostlarla bir arada olmaktan. Hayat dediğimiz şey de aslında nefes aldığımız anların değil, nefesimizi kesen anların toplamı.
O yüzden bence yaşadığımız her anı anıya çevirebilecek bir beceriye de sahip olmamız lazım. Yani zorlukların olacağı dönemler hayatımızda her zaman olacak. O yüzden bu dönemden zor dönemler, içinden öğrenerek çıktığımız zaman güçleneceğimiz dönemler. Bugün bu çeşitlilikle konuştuğumuz zaman da aslında bu öğrenmeyi zenginleştiriyoruz. Bizim evin duvarında bir yazı yazılır. Bizim ikizler sürekli bakarlar bir hanım. Çıkarken kapıdan görüyorlar. Hayatın birinci kuralı der. Kontrol edemediğin şeye odaklanma. Kontrol edebildiğin şeyi içinse maksimum çabayı harca. O yüzden bence neyi kontrol edebildiğimizi veya neyi edemediğimizi netleştirip odaklandığımız alanda o kontrol ettiğimiz şeye maksimum enerjiyi ayırmak, oraya odaklanmak bence bugün ücretlerde, yanaklarda da çok odaklanmamız gereken bir konu olarak değerlendiriyorum ben. Ve çok aslında bugünlerin kritik böyle sıcak konularından bir tanesi. Tam da bu döneme denk getirmişsiniz. Ben beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özetle iş yerinde mutluluk arıyorsak biraz dönüp de kendimize bakalım. Hem HR olarak, hem yöneticiler olarak, hem çalışanlar olarak. Ve şunları arayalım. Yani mutluluk dediğiniz şey insanın olumlu tutumunda gizli. Mutluluk dediğiniz şey stresle sörf etme becerisinde gizli. Yani onunla baş etme mekanizmasında gizli. Ve stres sosyal çevrenizde gizli. O yüzden bence ne kadar yaygınlaştırırsak bu diyalogları, ne kadar güçlendirirsek o kadar keyifli olur diye düşünüyorum. Ben beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim İdil Hanımcığım. Çok sağ olun. Bugün gerçekten söylediğiniz gibi dört farklı boyuttan bakmak ve bunu da hepimizin anlayacağı dilde yapmak. Çünkü hani Mehmet Hocam zaten iş ve sosyal güvenlik hukukunda müşavir, bilir kişi. İşte Zeynep çok kuvvetli bir hukukçu. Siz psikoloji background'u ile katkılarda bulundunuz. Feride ile ben İK'cı kontenjanından buradayız. Ama farklı boyutlarla, katkılarla ben de çok keyif aldım gerçekten. Çünkü hepimizin gündeminde bu var. Yarınki toplantılarımızda da konuşacağız. Ama belki yarın toplantıda ya bunun diline bir daha mı dikkat etsek diyeceğiz. Belki farklı yan haklar ne yapabiliriz diyeceğiz. Mehmet Bey'in dediği gibi ya bu governance'ın bir parçası diyeceğiz. Ve burada hep iş yeri barışı, işin adaleti, korunması, iyileştirmesini hatırlayacağız Zeynep'in söylediği gibi. Herkese çok teşekkür ederim. Bu yayını eğer sonrasında katıldıysanız sonra YouTube hesaplarından, Peryon ve Sodexo'dan izleyebilirsiniz. Ben bugünün işi programında katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi seneler diliyoruz tekrar. Çok teşekkürler. Teşekkürler. İyi seneler. Hoşça kalın. Sağ olun.